Bitcoin grafiğimizde çizdiğimiz şablon durumumuza göre gördüğünüz gibi en önemli destek bölgesi belirlemiştik bu bölgede yani 33.650 bölgesi. Şablon durumumuza göre 33.650 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece daha aşağılar söz konusu olmaz demiştik. Fakat bu bölgenin altına düşüş yapması ve kapanış yapması Bitcoin'de tekrar derin bir düzeltmenin başlangıcı olma ihtimali meydana getirebilir. Burada çizmiş olduğumuz bir mavi kanal bölgesi vardı ve bu mavi kanal bölgesiyle şurada çizdiğimiz 43.180 bölgesi 43150 bölgesi diyelim. Bu bölge arasında devam eden süreçte bir yataylık söz konusu olabilir demiştim. Şu anda Bitcoin'de benim grafiği çektiğim saatlerde de aynı şekildeki buradaki yataylık durumu devam etmiş oluyor. Fakat tekrar geri bir yaslanma olarak bu bölgeye yani şablon durumumuz daki en önemli destek bölgesi olan 33.650 bölgesine doğru bir geri çekilme söz konusu olmuş. Tabi bu durumdan sonra bu bölgeden tepki verip vermeyeceğini izlemek daha doğru olur. Ve tepki verdikten sonra bu tepkinin 43.180'lere kadar gider bir tepki olması ve güçlü bir tepki olması gerekiyor. Veya bu bölgede eğer şayet yatay yapacaksa tabii ki bu süreci uzaltarak devam edebilir o bölgenin üzerine yani 43180 bölgesinin üzerine çıkış olmadığı sürece de tekrar geri yaslanmalarda aşağıya düşüşlerin olma ihtimalini halen daha sürdüren bir şablon durumu olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve buradaki en önemli destek bölgemiz olan 33680 bölgesini çok iyi şekilde stop olarak değerlendirmemiz gereken bir durum var. Bu bölgenin altındaki düşüşlerde derin düzeltme ihtimalini her zaman için göz önünde bulundurmamız gerekiyor. you yeah. Ethereum grafimizde de çizdiğimiz bir sarı kanal bölgesi belirlemiştik bu şekilde ve bu duruma göre şablon durumuna göre de en önemli direnç noktası olarak bu bölgeyi belirlemiştik. Yani 2875 bölgesi. Gördüğünüz gibi 2875 bölgesine şuradan itibaren olan yükselişte o bölgeye kadar bir yükseliş ve o bölgeden de tekrar bir geri dönüş. Ve sarı kanal çizmiştik. Sarı kanal bölgesinin alt noktasına doğru bir geri çekilme meydana getirmiş ve burada e, sarı kanal bölgesinin altı ve şuradaki beyaz çizgimiz yani direnç noktası olarak belirlediğimiz 2800 bölgesinin 2875 bölgesinin arasında şurada kısa bir üçgen bölümü var. Yani buradaki bu duruma göre sarı kanal bölgesinin altına bir düzeltme boyutuna devam etmezse Ethereum bu duruma göre oluşan şablon durumuna göre pazartesi, salı veya çarşamba günü için en fazla yukarı bir hareketi başlatabilirse ki şablon durumuna göre yukarı durumu başlatma ihtimali daha fazla gibi gözüküyor. Tabi ters durumlar bitcoin'deki durumlardan falan etkilenip de aşağıya doğru bir düzeltme olursa ayrıca bir durum meydana getirebilir. Ama buradaki durumda bitcoin'den de ayrışarak yukarı bir hareket başlatarak bu tepkiyi verebilirse o zaman mavi kanal bölgemizin üst bölgesi olan 3155 bölgesine kadar olan bir yükseliş olabilir ve onun üzerindeki kapanışlardan sonra da tekrar yukarı geçerek sarı kanal bölgesi Bölgesinin üstüne ve şurada çizdiğimiz en önemli şu an için hedef bölgesi olan 3.445 bölgesine doğru bir yükseliş gelme ihtimali olabilir. Fakat bu buradan itibaren sarı kanal bölgesinin altına düşüş meydana getirirse, o zaman en önemli şablon durumuna göre olan en önemli destek bölgesi olarak da 2375 bölgesini takip etmemiz gerekiyor ki bana göre 2375 bölgesinin altına bir düşüş gelirse stop yapmakta fayda var. Çünkü Ethereum'da da aynı şekilde derin ve daha aşağıya olan bir düzeltme ihtimaline geçen şablon durumu meydana getirebilir. Çünkü buradan sonraki aşağıya düşüşlerin şablon durumuna göre daha derin düzeltme ihtimali olan bir sürece girme durumu oluşabilir. Ripple grafiğimizde de aynı şekilde gördüğünüz gibi çizdiğimiz bir şablon durumumuz vardı bu bölgede. Sarı kanal bölgesi belirlemişiz. Sarı kanal bölgesinin altına doğru bir tekrar düzeltme meydana getirmiş ve bu durumdan sonra aşağıya doğru tekrar bir düzeltme olursa ripple'da da derin düzeltme ihtimaline geçen bir süreç meydana gelebilir. Tabii şu an için kısadaki en önemli destek bölgesi 85 bölgesi demiştik. 0.85 bölgesi. Yani 0.85'lerin altına Düşüş olmadığı sürece daha aşağılar söz konusu olmayabilir. Fakat 0.85'lerin altında tekrar bir düşüş meydana gelirse bu bölgede 0.73 bölgesinde çift tip ihtimali Meydana getirebilir ama bu şablon durumu bozulursa daha aşağıya tekrar bu şu sarı kanal bölgesine e, bir düşüş meydana getirebileceği için daha aşağıya olan bir sürece geçebilir. Dikkat etmekte fayda var. Şu an için burada gördüğünüz gibi şu kısa mavi ve sarı bölümdeki üçgen bölümümüz e, önemli bir durum teşkil ediyor. Buranın üzerindeki kapanışlarda yani 1.15 üzerindeki kapanışları gerçekleştirebilse Ripple tekrar yukarı atak başlatılma ihtimali ve şablon durumuna göre en önemli direnç noktası olan 1.55 bölgesine doğru olan atığı yapma ihtimali olabilir. Ama oradan sonra yukarı geçemediği sürece tekrar düzeltme ihtimalleri olabilir. Bu durumda Ripple'da dikkat edeceğimiz nokta artık şu bölgede yani 0.85 bölgesi en önemli nokta olarak takip edilecek oranın altındaki düşüşlerde de stop yapmakta fayda olabilir.